hazır okullar açıldı, çocuklarımız yarışadı gibi koşmaya başladı. Kiminde, kimi anne diyor ki benimki hiperaktif, kimi diyor ki işte ödev yapmıyor, ders çalışmıyor, dikkat bozukluğu var. Bu benim çocuğum hiperaktif lafı ne kadar yaygınlaştı son zamanlarda. Moda. Yani hareketli çocuğa da öyle diyorlar hocam, değil mi? Tabii tabii. Zaten hiperaktivitenin şeyi o, çok hareketlisi işte daldan dala atlıyorsa, koşuyorsa, ters yere tırmanıyorsa, oradan düşüyorsa, kurallara uymakta zorlanıyorsa hiperaktif deniyor. Ama çocukların da tabii yaş grubuna göre de bakmak lazım. Kim hiperaktif, kimle bağlı. Yani hangi bir noktaya sorun mu kadar? Evet, yani bakmak bu gerekiyor. Sorun ve ben bunu doktora götüreyim, bir psikiyatra götüreyim noktası ne hocam? Tabii ki çocuk asıl hareketsiz olursa bir problem var diye düşünüyorum. Aslında şimdi şöyle, okul yaşında bu çocuklar daha çok okul başladığında, akademik olay başladığında sınıfta oturuyor mu, oturmuyor mu, hareketli mi, dolanıyor mu, kıpır kıpır mı diye başlanıyor. Orada ilk belirtiler göze çarpıyor. İşte neden? Dersi takip edemiyor. 3-5 dakika falan dikkatini veriyor. Kıpır diyor. Sağa sola bakıyor. Konuşuyor. Elinde kalemle ilgili bir şeylerle uğraşıyor. Ya da arkadaşına atıyor. Bir şeyler yapıyor. Eve geldiğinde de ödevlerini getirmiyor. Ya da sorumluluk almıyor. Motivasyonu düşük. Ders çalışmak istemiyor. Anne baba zorla dersi oturtmak istiyorlar. 3-5 dakika sonra da kalkmak istiyor ya da başka bir bahane uydurup oradan kalkmak istiyor. O zaman da sorun çıkıyor. İşte okul yaşında hem evde hem de okulda bu davranışları gösterdiği zaman onun akademik başarısına, öğrenmesine işte dikkatini çok iyi veremeyince o zaman bir sorun olmaya ortaya çıkıyor. Peki hemen ilerleyelim.